Bazo Yılmaz gözaltına alındığında astım KOAH hastasıydı ve o tarihte 2016 yılında tarihinde alındığı zaman 30 günlük bir gözaltı süreci oldu. 30 günlük gözaltı süresinde astım rahatsızlığı had safhadaydı ve bununla ilgili o zaman Urfa ilinde gözaltılar bir kapalı spor salonunda sağlıksız bir ortamda yüzlerce, 200'lerce insanları bir arada toplayıp yerlerde yatırılan bir yerdi. Biz tabii bu yerlerin uygunsuz olduğuna dair anayasaya başvurduk ama anayasa bu yerin gayet doğal olduğu konusunda bir karar verdi aslında. Şimdi Bazo Yılmaz tekerlekli sandalyeyle tutuklandı. Tutuklandıktan sonra 2016 sürecinden sonra Demokratik Toplum Kongresi'ne yönelik bir dosyayla ilgili yapmış olduğu siyasi faaliyetlerden dolayı örgüt üyeliğinden dolayı ceza aldı. Tabii rahatsızlığını her duruşma sırasında beyan ettik. Onun dışında yazılı başvurularımızı yaptık. Daha sonrasında dosya ceza ile birlikte hükümle tutukluk hali devam etti Bazo Yılmaz'ın ve daha sonrasında hastalığı cezaevinde de nüksetti ve biz cezaevinde nüksettiğinde adli tıpa gönderilmesini, çünkü cezaevi koşulları sırasında hem astım hastalığı sebebiyle hem de cezaevinin koşulları sebebiyle birçok kez hastaneye yatırıldı ve bu hastane sürecinde bu sürecin takipçisi olduk. Şöyle bir durum söz konusu. Kendisi cihaza bağlıydı ve revirde yatıyordu, cezaevi revirinde ve sağlık koşulları kötüye gidiyordu. En son kendisiyle görüştüğümüzde dosyası Yargıtay'a gittiği zaman, istinaf da onadıktan sonra Yargıtay'a gittiği zaman bu süreç içerisinde biz Yargıtay'a da istinafa da tahliye talepli sağlık koşulları nedeniyle birçok başvuru yaptık. En son 2021 yılında Bazo Yılmaz adli tıp kurumuna gönderildi ve 3. İhtisas Dairesi'ne gönderildi ve şöyle bir durumda gönderildi. Biz kendisiyle sözlü bir konuşmamız oldu. Kendisini cezaevinden alıp ATK'ya götürdüler 3. İhtisas Dairesi'ne ve sağlık koşulları kötü olmasına rağmen kendisinde cezaevinde kalabilir raporu hazırlandı, düzenlendi. Biz bununla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne hem Yargıtay'a tahliye talebinde bulunduk hem de Anayasa Mahkemesi'ne tahliye talebinde bulunduk ve hak ihlali olduğunu, yani cezaevi koşullarının müvekkil açısından, Bazo Yılmaz açısından ölüm getireceğini belirttik ve bu durumun her gün daha kötüye gittiğini beyan ettik. Adli Tıp Kurumu'nun bu yazısıyla birlikte Anayasa Mahkemesi de hak ihlali yoktur diye gerekçe göstererek ATK'nın gerekçesini gösterdi. Mesela 20 gün içerisinde Anayasa Mahkemesi hak ihlali olmadığına karar verdi hastalık nedeniyle. Tabii bu vahim bir durum aslında. Yani biz Bazo Yılmaz çok değerli bir siyasetçi ve değerli bir insandı. Kendisi Halfeti halkı, Göklü halkı tarafından, Halfeti halkı tarafından sevilen bir kişilikti. Ve siyasi faaliyetlerinden dolayı ceza aldı. Ve eminiz ki Anayasa Mahkemesi'ne başvurumuzu yaptık ve hak ihlali olacağı kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapıldığı takdirde, çünkü yerel mahkemeden ve Yargıtay'dan bir sonuç alamadığımız için öyle umut ediyoruz. Çünkü kendisine verilen cezanın hiçbir hükmü yoktu aslında. Çünkü kendisi belediye başkanlığı döneminde çalışmalarıyla ilgili, siyasi çalışmalarıyla ilgili, Halkların Demokratik Partisi üyeliğiyle ilgili çalışmaları, siyasi çalışmaları gerekçe gösterilerek ceza verilmiştir. Tabii bizim bu koşullarda Bazo Yılmaz gibi birçok hasta mahpus var ve bunu değerlendirmek lazım. Yani bu ölüm geliyorum dedi aslında. Çünkü birçok kez hastaneye kaldırıldı ve durumunun ağır olduğunu biliyorduk zaten. Biz en son dilekçemizde de cezasının ertelenmesi konusunda bu ağır hastalık, ağır cezaevi koşullarına dayanamayacağını söyledik. Ve keşke dediğimiz gibi olmasaydı. Çünkü Bazo Yılmaz hem değerli bir insandı hem de kendisini halkı için adayan bir kişiliktir. Yani biz kendisi açısından bütün başvurularımızı yaptık ama bizim bütün başvurularımıza red cevabı geldi. Şimdi sonuç ortada. Aslında en son bundan bir hafta önce rahmetli ile ailesi görüştü. Kızı, eşi görüştü. Yani hastalığı zaten ilerlemişti. Biz talebimiz kendisinin cezasının ertelenmesi konusunda talebimiz oldu. Ve
adli tıp kurumuna yeniden rapor aldırılması konusunda. En son ölmeden bir gün önce zaten adli tıp kurumuna sevki yapıldı. Yani kağıt üzerinde yapıldı. Ancak buna rağmen bir ölüm gerçekleşti. Yani bunun adı ölüm değil, cinayet aslında. Şimdi İnsan Hakları Derneği ve Özgürlükçü Hukukçular Derneği Urfa Şubesi hasta mahpuslarla ilgili ve cezaevindeki hukukçularla ilgili birçok raporlama yapmıştır. Ve bu raporlamanın içerisinde bizim müvekkillerimiz açısından da çalışmamız vardır. Yani Bazo Yılmaz'la ilgili başvurularımız var. Yani Özgürlükçü Hukukçular Derneği'nin ve İnsan Hakları Derneği şubelerinin raporları doğrultusunda bakıldığı zaman birçok hasta mahpusun bu ağır şartlar altında cezaevinde tutulduğunu görüyoruz. Ve bunun son olmasını dileriz ama bununla ilgili başvurular yapılıyor ama sonuç yine aynı oluyor. Yani değişen bir şey olmadığını görüyoruz. Yani bu şekilde bir hukuk devletinin varlığının sürmesi imkansız aslında. Çünkü hukuk herkese eşit bir şekilde adalet sağlanmalıdır. Yani çevik biri normal hastalığından dolayı tahliye eden hukuk sistemi bizim müvekkillerimizi ve aynı dosyalarda yatan müvekkillerimizi hiçbirini tahliye etmiyor. Hasta mahpuslar sorunu büyük bir sorundur ve çözülmesi gerekir. İnsanlık ayıbıdır. Yani bile bile cinayetin geliyorum demesidir. Bu sorunun çözülmesi duyarlı bir kitlenin olmasıyla söz konusudur. Bazo Yılmaz şahsında tüm hasta mahpusların sorunudur aslında. Gönül isterdi ki bugünü yaşamayalım. Çok değerli bir insanımızı kaybettik. Çok değerli bir siyasi kişiliği kaybettik. Yani dünya iyisi bir kişilikti aslında. Yani hiç kimseye zararı olmayan, siyasi faaliyetlerinden dolayı mahpus olan ve hiçbir yaşamı boyunca kimseyi kırmayan bir kişiliğin kaybetmesinin acısını, üzüntüsünü yaşıyoruz. Yani biz elimizden geleni yaptığımızı, belki yaptığımızı düşünüyoruz ama yetkililer elinden geleni yapmadılar. Cezaevi müdürlüğü olsun, ATK sorumluları, yetkilileri olsun, Anayasa Mahkemesi üyeleri olsun, Yargıtay üyeleri olsun, Urfa Yerel Mahkemeleri olsun. Hiçbir şekilde taleplerimizi dikkate almadılar ve bu sonuç ortaya çıktı. Yani bu sonuçta hepsinin payı var aslında. Yani bu sonucun doğmasını ve olmasını tetikleyen bütün etkenler Bazo Yılmaz için gerçekleşti aslında. Yani biz Bazo Yılmaz'ın hastalık ve sağlık durumunun kötüye gittiğini ve sonucunun ölümle sonuçlanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirttik. Duyarlı bir şekilde davrandık ama yetkililerin hiçbiri duyarlı bir şekilde davranmadı ve bu ölüm gerçekleşti.